Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Karayaskar üstlerimizde kalmayacağına devam edeceğiz. Hatırlarsanız arkadaşlar, ilk boss'umuz olan arkadaşlar Koprot polis canavarı boss'un yanmıştık arkadaşlar. Başka bir şekilde ikinci haritaya geçmiştik arkadaşlar. Yeni polis arabalarla ve yeni polis düşmanlarla falan karşılaşmıştık birinizde arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben tabi de like babanı unutmayın. Şimdi ben video dışında 8093 para kastım arkadaşlar. Bu videomuz uzakça hasatçı canavarı birazcık da yükselteceğiz arkadaşlar, ama ondan önce arkadaşlar şöyle bir ne diyor abi, bunu en son kurtarmıştık. Evet, en son hatırlarsınız biz bunu kurtarmıştık. Şimdi ne diyor abi bunlar için? Evet, bunları hala oynayamıyoruz. Bundan garip bir olay var arkadaşlar. Hala anlamış değilim yani, açıkçası söylemek gerekirse. Şunları ilk bir videonun başında oynayalım arkadaşlar. Bundan sonra, bundan önce de arkadaşlar Stikvar Legacy'nin görev videosunu atlam, o videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ve başladık arkadaşlar, bakalım. Hatta hız kıyaslaması yapalım. Bu böyle hızlı gidiyor. Diken arabası, dikenli tekerlek miktarı daha da hızlı gidecek, ama ne kadar hızlı fark var yani, onu bir karşılaştırmış olursam. Evet. İlk araba falan ne kadar yavaş gidiyor, şu ukala falan var ya. Küçük olan ilk yakaladım falan. Şu timsah falan var ya. Evet. Daha doğrusu aslan gibi bir şey aslında. Timsah gibi bir şey, garip bir canavar, ama olsun arkadaşlar, biz devam edelim. Ve abi aynen. Çok güzel yere kafa attık. Tam mini game'den birazcık daha zorlaştı, ama birazcık yani, ama o da çok da bir şey değil yani. Evet, ve frende orada tam aslında dolmadı, ama neden öyle bir tam o yıldızı aldım, aynı anda bir şey yaptım orada herhalde, bir de adamı da öldürdüm. Garip bir şey oldu arkadaşlar orada. Evet, bunun şeyini geçtik. Evet. Bunlar zaten yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunlara bakalım. Yok. Diken oynayalım bakalım bunun hızı ne kadar. Bir şey diyeyim, arada hiç de fark yok gibi. Vallahi arada fark yok. Ya ben öyle ya, video izlerken daha da net anlarım zaten de. Bence yok abi, ne yaptım ben, ne yaptım? Peki yapamayınca. Oo evet, restart yapamıyoruz. Ölünce de bayağı beklet, yani yine bayağı bekletiyor. Ondan sonra ancak tekrar oynayabiliyoruz. O yüzden kolay zaten. Hani insan o kadar bekledikten sonra bir de yapamayınca tekrardan beklemesinler diye, kolay bir şey mini game aslında. Hadi bakalım. Bu arabayı da hiç sevmiyorum. Bu araba da değil gerçi de, bu canavar da hiç sevmiyorum ya. Gerçi de o kadar toksik bir şey ki, o kadar gıcık bir şey ki. Zaten ikinci oyunda fazlasıyla bizi tilt etmişti. Aslında çok da tilt olmamıştık yani, hani bayağı güçlendiğimiz için, ama ben bunu mesela bilgisayar versen falan küçük oynadığımda bayağı tilt oluyordum ya. Abi her yere kafa atmasan çok sevineceğim. Onların arasından geçmenin bir yolu yok mu kanka? Galiba şimdi yıldızı alır ve bitiririz. Hadi bakalım, bundan da 600 elmas verecek. Güzel. Ve arkadaşlar, güzel. Tamam abi, 1100 elmas buradan direkt çıktı. Güzel abi, güzel. Güzel ganimet. Şimdi şuradan bir ilk başta hasatçımızı alalım arkadaşlar, 5000 elmas karşılığında. Hasatçımızı yükselteceğiz arkadaşlar. Bu arabayı full yapmadık polis arabasını, ama neyse artık. Bu arada cihazlar var. Mıknatıs da alabiliyoruz. Ama biz bir hasatçımızı alalım arkadaşlar. Ve hasatçı diyorum arkadaşlar. Gerçekten de gerçekten güzel oldu. Şimdi zararını verelim. Zırha verelim. Ya, zırh çok önemli. Bir de hız mı şey mi, turbo mu? Yani turbo iyidir hadi. Aslında hız da güzel de. Neyse. Sonra arkadaşlar bunu alacağız. Arkadaşlar patronu yiyen şimşek diyor arkadaşlar. Bunu zaten yendik. Şu paralıyı da, şunu bir hikayeli alakası vardı. Ha, bunun arenası vardı, doğru. Bunu hatta şimdi arenasında oynamayı bir aklımdaydı arkadaşlar. Bir şimdi oynayalım isterseniz bunu da arenasını. Evet, hasatçımız da orada arkadaşlar. Koskocaman bir araba. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şurada bakın arenası var arkadaşlar şeyin. Berserkir diyordum ben buna. Berberkir pardon. Ama elmasımız yok ki. Neyse. Bir tane bölüm oynayalım o zaman arkadaşlar. Çok zaman kaybetmeden ve 16. bölüm arkadaşlar, saldıralım. Hadi bakalım. Ve hele şükür 3. günde ödülünü aldım arkadaşlar. Yani bir garip bir ödül sistemi var. Bilmiyorum yani, inşallah düzelir ilerleyen zamanlarda. Çok
çok garip yani. Zamanında alıyorum, iyi geliyorum. Yani garip yani, gerçekten garip. Hatta iki kere reklam izleyerek devam edebilme şeyi verdi, fırsatı verdi bana. Normalde ben girmemiştim birkaç gün. O yüzden eğer reklam izlemeseydim en baştan önceki günü kaçırdı. Zaten birinci gün sürekli ödünü verdiği için çok da bir şey da fark etmeyecekti. Tahmin ettiğim kadarıyla ama neyse, boş ver. Evet, zayıflık geldi. Zayıflık acaba şeyde etkiliyor mu? Daha fazla hasar almamızı falan da etkiliyor mu? Tabii öyle bir şey yoktur yani. Yani sırf sadece hasarımızı düşürüyordur, o kadar yani. O da çok bir şey değil yani. Hop. Evet, hasatçımızla da oynuyoruz arkadaşlar. Baya hani ben bu oyunu ilk oynadım zaten, bir ara oynadım demiştim ya. Çok garip geliyor yani. Çok garip gelmişti yani. Çünkü hep kırmızı arabayla oynadığımız, hep canavarlara karşı olduğumuz için ve bu oyunda da ilk kez canavarların tarafında olduğum için garip gelmiştir. Şu an bile bana garip geliyor yani. Ama gerçek. Çık abi. Şunları alalım. Güzel. Şunu öldürelim. Ah be, oraya takıldı var ya. O testler onun hayatını kurtardı. O ne be? Vay çakallar. Yemezler. Araba düştü. Boşa düştü dedim. Yer. Abi araba ne kadar yavaş ya. Yok böyle bir rezillik. Gel bakayım sen. Polisleri bekleyelim mi? Bekleyelim, gelsinler. Ama bekleyemiyorum galiba, gideceğim. Neyse gidelim ya, boşver. Çok da önemli değil arkadaşlar ve bu bölümde geçtik arkadaşlar. Seviyeler diyorum. Evet. Gerçi buradan da bakın, bizim o polis arabasının full hali böyleymiş. Yaşıyor. Evet. Yapıyoruz ya, biz onu icat ediyoruz ya. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar sizlerle beraber. Oyna diyelim bakalım. 2500 metre. Bunun bakalım aranası nasıl? Birinci oyun ve ikinci oyun aranası birbirinden farklıydı. Bu üçüncü de muhtemelen farklıdır. İlk kez sizlerle beraber arana oynayınca. Aranayı daha önce oynamamıştım. Arana daha önce var mıydı? Hatta benim oynadığım zaman da vardı ama galiba. Ama ben oynamamıştım galiba. Yani hatırlamıyorum zaten. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Ne edeceğiz? Ne olacak? Bakalım. Hop. 2500 metre sürmem mi gerekiyor sadece? İkinci oyundaki arenalar ne kadar saçmaydı. İkinci oyunda var ya çoğu şey saçmaydı. Gerçekten. İkinci oyunda gelsin çoğu şey saçmaydı ya. Abi arenaya giriyorduk. Kutu bir yerden bir yere kutu taşıyorduk. Ne kadar saçma bir şeydi. Yani şöyle sür desene. Dayanmıyoruz yani böyle. Ölmeden 2500 metre sürmemiz gerekiyor. Yani hani şöyle güzel arenalar yapacağına adam getir götür işi yaptırıyordu bizi. İkinci oyunda. Gerçekten rezalet bu oyunda ya, ikinci oyun. Gerçekten rezalet bu oyunda. Ben zaten daha ilk bölümde size söylemiştim. Ben bu oyunu sevmiyorum falan diye. Hatta Kar Eyaz Kar 1'in de söylemiş miydim bilmiyorum da. Onu da söylememiş olabilirim ama. Üçüncüsünü zaten seviyorum yani. Hani üçüncüsü sıkıntı yok. Optimizasyondan falan daha iyi zaten. Daha dünkü videoda bir lagla karşılaştık da. Bir rampanın altında sıkıştı araba ama. Çok da takmadım onu. Yani bir kere olur ama bu oyunda öyle ben çok öyle lag olacağını düşünmüyorum yani zaten. Ya bilmiyorum, oyunun gidişatı bana onu olmayacağını hissettiriyor yani öyle. Olmaz bence öyle bir şey. İkinci oyunda araba giderken kasıyordu bile ya. Kasmıyordu da böyle pürüzsüz değildi oyun ya. Bu pürüz vardı yani, illa her yerde bir pürüz vardı yani. Gerçekten her yerde pürüz vardı yani hani. Yani gerçekten yani buradan size şunu söyleyebilirim ki ikinci oyunu tekrardan bir gözden geçirmeleri gerekiyor arkadaşlar. Yani ikinci oyunu haydan sallamışlar, yapmışlar yani, bir şeyler yapmışlar yani. İkinci oyunu bir şeyden geçirme, kontrolden geçirmeleri kesinlikle ama kesinlikle gerekiyor. Bunun 3 diyor. Üçüncü de oraya gidiyormuşuz. O araba bayağı sandı, güzel. Gel gel. Gel oğlum gel. Oba, hadi bakalım.
Bir de şu artık video kapağı falan yapmaya da başladım arkadaşlar. Bir de dün arkadaşlar gerçekten efsane bir video attım. Zaten biliyorsunuz. Biri Kara Yaz Kar 3'ün 3. videosuydu. Diğeri de arkadaşlar Spy Legacy'nin 260. bölümünde. Evet, ondan da özel bir şey yapmak istedim. Zaten aklımda da vardı. Final Boss. Artı Stonegate, artı Kyrider, artı Gryffindor. Vs. Final Boss yaptık arkadaşlar. Sonra da vardı iyi şey aldım. Güç aldım. Tam da o anda kırmızı oldu çünkü. O videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten o da çok güzel video oldu arkadaşlar. Ve 2500 metre gitti ya ki evim. Evet, 573 tane elmas verdi. İyi, güzel ya. 500 elmas verdik. 573 yani 73 elmas kârdayız işte. Kârımız 73 elmas. Evet, buradan da arkadaşlar o zaman hızı da arttıralım. Evet, bakın motora falan da yükseldi. Gayet ciddi iyi oldu, güzel. Tamam, arabamız bir adam oldu yani. Hatta şuradan şöyle şu ikisini karşılaştıralım. Bu sefer kesin hasatçı yiyor. Zaten ucu ucuna kaybetmişti dün. Evet, bu sefer hasatçı daha az. Ucu ucuna da polis kaybetti bu sefer ama. Hasatçı neye kötüymüş? Bak, yüzü hızlara eşit. Güç ve enaya, turboyla, zırhlara. Turbo ve zırhı hasatçın daha iyi. Hasar sadece diyenin daha iyi. Onu da bir kere daha yükseltti mi tamam abi. Efsane olacak. Ama şu an yendi onu arkadaşlar. Şimdi. Şöyle yer altında da şey var ya. Bir sürü oyun modu var arkadaşlar ya. Kısacası. Belki birkaç gün sonra gelecek videoda da şey yapabilirim yani. Onu oynayabilirim. Onu sizlerle hiç oynamadık değil mi? Evet. Burada da arena var bu arada. Bin elmas istiyor. 3500 metre gitmemizi istiyor. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? 17. bölüm mü? Ha, biz anneye oynadık ya, pardon. Dedim ne oldu? Hava sahası devreye girdi. Bu da farklı bir helikopter çeşidi arkadaşlar. İkinci bölümün özel, bir ikinci bölüme özel helikopter. Dedim ne oldu? Hani 16 biz oynamadık mı? Doğru arada ne oynadık? Evet. Ya çöp çıktı diyebilirim kısacası. Enerji hadi neyse de hasar. Ya, gereksiz yani. %5 hasar vereceğine belki hiç verme daha iyi ama neyse gene de iyi oldu. Çoktan iyidir gerçi. Evet, şöyle 105 hasar şeyimiz var abi. Aman beni oraya itme ölürüm. Tek yiyorum zaten. O dikenler arkadaşlar ne kadar yüksek olursa olsun arabanın canı. Ne kadar arabanız full seviye olursa olsun dikenler türü size tek atıyor bu arada yani. Oraya kesinlikle düşmemeniz gerekiyor yani. Bir dahaki gelecek kar, az kar 3 videosunda arkadaşlar şey yaparız. Allah. Mıknatısı da alırız. Allah geldi. İşte geldi. İkinci bölümün. Allah belanızı verme. Gel. İkinci bölümün zırhlı polis arabası. Bu yaktı beni. Git ya, önünden gitsen. Ölüyoruz. Polis gelmesin. Hadi be, öldürecektim. Ucuna sivri diye iğne takmış çakal. Neyse. En azından Black'tan falan ölmedik. Gerçekten adamı emekleriyle öldürdüler bu sefer bizi. Tamam abi, seviyeler diyelim. Megalodon. Oy. Bu oyun hatta 3. Bu oyunun bir ara 3D boyutu çıkmıştı. Hatta daha dün reklamda gösterdi. Bu oyuna para kasıyordum. İnternette çıktı, reklamda gösterdi. 3D'si de var, çıkmış bu oyun arkadaşlar. Daha doğrusu çıktı, ben oynamıştım hatta. Hatta birkaç önce çıktı, ben oynadım. Sonra serim şimdi Plus Store'da bulamıyorum yani. Yok. Bilmiyorum. Şuradan bir gidelim. Şuradan şunu bir oynayalım. Çünkü bunlar sizlerle hiç oynamadık. Bu oyun modunu sizlerle hiç oynamadım. Zaten bir bölümünü oynadıydım benden. Bakın gördüğünüz gibi. Ya bunun olayını ben tam anlamadım ama yani benzin harcatıyor. Mağarada yumurta ve kristaller toplamak ama yani elmas falan kazandı. Oyunda yani oyunun sonu 3 tane ya da 2 tane falan herhalde. 2 taneydi gerçi. Kutu seçtiriyor, karıştırıyor böyle. Zaten o bölümün sonunda göreceksiniz. Garip bir şey yani. Elmas falan veriyor muydu hatırlamıyorum ama. Vermiyordu hatırlıyorum. Bakacağız. Hop. Bak. Önce kanı kırdım abi. Şey ses çıktı ya. Var mı böyle şey? Tuğla ses çıktı. Allah. Üstten önce şey oldu arkadaşlar bu arada. Evet, burada da bu farklı mesela.
önce şeyle var, yaratıklarla savaşıyorsunuz. Bakın bayağısını basıyor. Bak burada mesela polis bayağı bayağı mesela normal bölümde polisle bayağı bayağı öldürüz. Anca bir rütbe kazanıyorsunuz. Burada mesela bir tane adam öldürüyorsa bir rütbe geliyor gibi bir şey galiba. Bir tane adam gelebilir mi? Acaba? Geliyor. Ha, yarısını falan dolduruyor yani. Kolay. Bir tane daha adi geliyor. Öldü galiba. Ya ölmemiş. Evet, 3 şey oldu bile. Güzel. Şuna da şunu kırabiliyor muyum? Vallahi kırdım. Allah! İşte orada hemen geçmemiz gerekiyor. Gel bakayım. Tamam, bitti zaten. Mağaraya gittik arkadaşlar, taşlar arkamızdan kapandı. Böyle bir şey. Bakın mesela bunu diyorum. Sar diyorum. Bak karıştıracak. Şunun içine mavi var. Sarı varmış yani. Böyle bir şey yani. Kristal toplatıyor bakın. Orada da mavi çıktı. Beni seçti diyor. Sonra oyun bitiyor. Pardon, burada elmas veriyormuş, evet. Ama yani öyle çıktı hani. 324 elmas verdi. Hani öyle. Ya normal olarak oynarsın hani böyle zevkli. O elmaslar ne işe yarıyor ama gerçekten bilmiyorum. Elmaslar herhalde ekstra o bölüm sonu kristal almanıza yarıyor arkadaşlar. Normal bizim yükseltmelerde falan kırmızı kristal almamıza yarıyor o renkli elmaslar, kristaller. Bilmiyorum. Bir bölümde oynayalım arkadaşlar. Kar kula. Bir tane oyun modu vardı. Mini oyun modu ama onu oraya nereden geleceğimi unuttum. Ha, soldaydı galiba, soldaydı. Ha yo, en ana menünün şey ya, çok da gerek yok ya böyle şeyler ulaşmamıza. Polis sizi yakalamak için elinden geleni yapar. Bu arada şey yok, zorluk yok. Mesela bir ilk iki oyunda zorluk seçtiriyordu. Normal mi, kolay mı, normal mi, zor mu olsun diye. Zorluk seçtiriyordu. Bunda zorluk diye bir şey yok arkadaşlar. Zorluk sistemini kaldırmışlar. Zorluk seçme sistemine. Ya bana adam gibi şeyler de vermiyor ki. Adam gibi şeyler verse daha rahat ben bu bölümü geçerim mesela. Mesela 110-115 can verse, zırh şeyi verse. Dayanıklılığı. Saçma sapan şeyler veriyor ya. Bir şey diyeyim, ben orada nasıl hala gideceğim abi? Uçur mu ya ben oradan? Bana size küçük bir ipucu vereyim. Mesela tam önünüzde turbo görürse o anda turboya basın arkadaşlar. Yani o turboyu alıp turbomuza basıp hem de o turboyu kendinize ekleyip daha da fazla uçarsınız. Hem kendi turbomuza hem de onun turbo, o aldığınız turboda aynı anda daha fazla yararlanmış olursunuz. Öyle küçük bir tüyo vereyim. Bak hep şöyle bakın, gördünüz mü böyle işte. Allah'ın belası, geber. Bu çok mu canı var ya? Vallahi biraz fazla canı varmış. Ha, mini boss değerinde mi? Hayır. Yeşili alayım abi. Şu var ya, şunu hiç sevmiyorum. Tam bir adi bu. Seni patlatırım oğlum bak. Hiç sevmiyorum o adiyi ya. Hem bizden kaçıyor adi. Ya buradan uçuyorduk biz mesela. Minibüse bak be, çok masum bakıyor be. Vallahi öldürmek istemiyorum ama maalesef öldürdük be. Bazıları öldürmeye kıyamıyorum ha. Ama o bizi yakanı var ya, o bizi yakanı ölüme sürüklemek istiyorum. O ayrı bir şey. Şu testerelerle onun kafasını, kafası da yok. Şeyine, ön tabutunu, ön bagajını ne diyeyim artık. Yarmak istiyorum. Allah kaçma. Bak bunu da öldürmek istemiyorum aslında abi. Hatta şöyle bir olay vardı. 3 boyutlusunda bunları koruyorduk biz baba. Bir yandan bunları da öldürebiliyorduk. Garip bir oyundu. Uzaylılarla savaşıyorduk orada da. Baya baya uğraşıyorlar yani. Ve arkadaşlar burada 3 yıldız geçtik ama bu sırada rahat geçtik. Ve garajdan bir şey yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Garaja gidelim o zaman. Niye gitmeyelim? Zaten bu bölümde herhangi bir cihaz falan almayacağımız belli oldu. Zaten dünkü videomuzda şey almıştık arkadaşlar. Cihazlardan dolma silahını almıştık. O da bayağı iyi. Yükseltmelerde ne yapabiliyormuşuz? Oo güzel. Hasarımızı yükseltelim ya. Hasarı vallahi yükseltmek için. Oo güzel.
Testlerimiz gerçekten coolmuş. Gerçekten testlerimiz cool oldu arkadaşlar. Tamam devam edelim abi bu şekilde. Evet. Solda kayıt yazıyor. Orası mini game işte. Bir dahaki gelecek videoda da oraya oynarız. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Mini oynayalım. Misyon oynayalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Öyle yapalım. Şu polis arabası çok havalı aslında. Baksanıza güzel. Orada Çin surları gibi değil. Gibi değil. Orada zaten de. Bak bu sefer güzel şif verdi özellik. Gerçi elmas şey yaptı. Savaş için pek bir şey vermedi ama. Neyse. Evet, bu sefer de ketçabı kuracağız arkadaşlar. Biz üzere. İkinci oyunda bize ketçap fırlatan terbiyesizi kurtaracağız. Bizim üstümüze, om nom nomu salan elemanı. Gel buraya sen bakayım. Sen ketçaba nereye götürüyorsun ya? Hey, nereye götürüyorsun sen? Tamam yani bize öyle işkenceler yapmış. Gerçi çok da zorlu bir şey değil. Öyle yapmış olabilir terbiyesizlikler ama onu kaçırmaya da hak etmiyorsun yani. Ve arkadaşlar ketçabı da kurtardık. Hadi bakalım. Bunun gözü turuncu, orada normalde mavi. Arı ama bunu hiç kurtarmak istemiyorum ya. Bu tam da adiydi. Bizi çekiyordu böyle. Adi köpek. Yani oyna diyelim. Hadi bakalım. Ketçap tuzluymuş be. Ketçap havalı. Ateş edebiliyor muyum? Kanka kötüymüş. Bari ateş edebilseydik ama belli bir süremiz olsa. Hani mesela birkaç tane bir ateş edebilseydik. Neyse artık bir şey demiyorum. Yani neden ateş edemiyoruz onu ben de anlamadım. Ya da ben bilmiyorum, bilmiyorum belki ateş edebiliyoruzdur ama. Yok ya nerede ateş edebiliyoruz abi baksana. Tıklıyorum hiçbir yer olmuyor. Arabaya tıklıyorum olmuyor. Abi vallahi ben stres yapıyorum artık ha. Bir sakin abi. Bir sakin ya. Sakin ya. Sakin. Hay böyle engelin içine tüküreyim ben. Oh yeah. Ama aldık arkadaşlar buradan da 800 mü? 700 galiba. 700 elmas alacağız. Buradan da güzel bir elmas aldık arkadaşlar. Kurtarmamız gereken arkadaşlar 8 tane araba kaldı. Evet. Gerçekten az kaldı arkadaşlar. Omnomu bile kurtar. Omnomu bile kaçırmışlar yani. Valla. Normalde bize normal olarak saldırmıyor. Omnom ketçap sayesinde karşımıza çıkıyordu. O da böyle garip bir şekilde çıkıyordu yani. Sahne geçiyordu. Orada tıklaya tıklaya ondan kurtuluyorduk. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bakıyorsam bu videomuz arkadaşlar Kar Ayaz Kar 3'ün 4. videosunla karşınızda yendim arkadaşlar. Gerçekten güzel video olduğunu düşünüyorum işte. Hasatçı, boss'u, canavarını aldık arkadaşlar. Ondan sonra bayağı aslında geliştirdik sayılır. Aa, bir şey yapabiliyormuşuz. Yeni arabamızı yapabiliyoruz. Dur şunu yapalım ondan sonra videomuzu bitirelim. Yapabiliyoruz mu acaba? Aa yok yapamıyoruz. Sadece kavrayabiliyoruz arkadaşlar. Aa bak bu güzel. Vallahi güzel. Bunu yapabileceğiz arkadaşlar aynen. Karokap. Şey yaptık zaten. Tamam daha da var. Bu da tank simülatör. Evet burada askeri şeylerle yapıyorduk. Abi tanklar falan saldıracaklar bize. Megalodon falan bunlara bilmiyorum zaten. Daha da yok zaten arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir dakika gelecek videolarımızda da bunları yaparız diye düşünüyorum. Zaten az kalmış. 10 taneyi biraz zor mu öldürürüz bilmiyorum. Çok mu geliyor az mı geliyor bilmiyorum da. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar ben Safi'de like babanı olmalı. Benim bir dakika sonra da görüşürüz. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.